Günaydın sayın seyirciler. Live Plus ekranlarında spor sayfasında Gökhan Dinç'le birlikteyiz. Her sabah olduğu gibi, hafta içi her sabah olduğu gibi gazetelerin spor haberlerini, spor gazetelerinin manşetlerini, ayrıntılarını konuşmak için karşınızdayız. Çayınız kahveniz hazırsa biz hazırız. Günaydın Gökhan. Günaydın, herkese iyi bir gün diliyorum ben de. Dışarıda İstanbul'da genelde, herhalde Türkiye genelinde de çok sıcak bir hava var. Yağmur da bekleniyor bugün. Yağmur bekleniyor. O yağmurun yarattığı bir şey, keyifsizlik var havada. Bir nem var. Nem var. Nem biraz fazla, evet. O nem giderse biz de spor sayfasına başlıyoruz. İşte 12 Haziran Çarşamba gününün gazete manşetleri. Zincir koptu, Milliyet. Ne demek bu ya? Ha, galibiyet zinciri. Yani Şenol Güneş'le beraber ilk mağlubiyetimizi aldık aynen. 6 maçta bu, ilk mağlubiyet. Bu son olsun. İzlandalılar son ya. Sabah. Ha, ben bir şey atacağım. Aklıma geldi. Millilerden seri sonu. Star. İzlanda'da güneş battı. Akşam. Mutsuz son. Fanatik. Sizinle Türkiye'de görüşeceğiz. Foto maç. İlk ve son olsun. Milli takım gruptaki ilk yenilgisini İzlanda'dan aldı. Hürriyet. İlk ve son. Öyle bir futbolcu olmaz mı ilk ve son? Vardır muhtemelen. Biraz zorlasan vardır İzlanda'da. Önce kontrole, sonra askere. Bu fotoğraf doğru mu ya? Doğru bence. Banega'da son viraj. Galatasaray Arjantinli orta saha oyuncusu için bu hafta İspanya'ya çıkarma yapacak. Akşam. Al Shahabab Cagney'e geliyor. Fanatik. Fenerbahçe'de UEFA'dan gelecek karar bekleniyor. Bu nedenle birçok çalışma durma noktasına geldi. Transfer tıkandı. Milliyet. Atletico'dan Elif çıkarması. Atletico Madrid idarecileri Fenerbahçe yönetimine yapacağı toplantıda son yaptığı 14 milyon euro teklifin üzerine çıkacak diyor Akşam gazetesi. İrfan Can ve Mahmut için Fenerbahçe'ye hayır. Sarı lacivertlerin transfer teklifi Göksel Gümüşdağ'dan döndü. Hürriyet. Okan Buruk imzayı attı. İddialı açıklamalarda bulundu. Başakşehir'de küçülme söz konusu değil. Hürriyet. Abdullah Avcı 4 oyuncunun biletini kesti. Rocco, Mirin, Larin ve Lens satışa çıkartılacak. Hürriyet. Lille yazıcı için 12 milyon euro önerdi. Milliyet. Efes pes etmedi. Gerçekten çok acayip bir maç oldu. Uzatmaya gitti 86-86. Son top Fenerbahçe'de kullanamadı. Attı aslında. Fena da atmadı ama çemberden döndü. O top girse Fenerbahçe kazanıyordu. Efes uzatmada daha yüzdeli oynadı. Şimdi sağ avantajı Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe, sağ avantajı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe kupayı alır artık. Fenerbahçe Ülker salonunda oynanacak iki maç. O maçtan ikisini de kazanırsa Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Tabii Efes de kazanırsa ikisini birden şampiyon olacak. Eğer birini Efes 4'te mi bitiyor? Ay, nasıl yani 4'te? Buradan söyler misin? 4 olan kazanıyormuş. Abi 4 olan kazanıyor. Yani 3-1, 3-1'de bitmiyor mu? Yok. NBA 4-1. Gibi mi oldu şimdi? Tabii tabii. Finalde 4. Finalde 4 oldu. Ne tamam, fark etmez abi. 3-1 yaptıktan sonra. Peki 3-1'den sonra 2 maçtan sonra 2 maçta Anadolu Efes'in sahasında olacak. Onlardan birisini Fenerbahçe kazanır. Dün Fenerbahçe kazanıyordu o kadar eksiğine rağmen. Yani Fenerbahçe'yi şimdi Ergin Ataman'ın, evet Ergin Ataman çok iyi bu sezon. 4'e gider mi sence? Nasıl 4'e gider mi? Yani gidiyor 4'ün, zaten. Son 7. maça gider mi? Yok, gitmez. Yani şimdi 1-1 yani, Fenerbahçe kazandı diyelim, içerideki 3 maçı da 3, 2 maçı da 3-1 yapıyor. Sonra seri tekrar Sinan Erdem'e taşınıyor.
3-3 yaptı diyelim Efes. Çok güzel seri olmaz mı? Nefis. Güzel seri olur 7 da. 7 tane maç seyredeceğiz yani. Güzel olur da ben olacağını tahmin etmiyorum. Dün Fenerbahçe çok eksik. Yani Fenerbahçe bu kadar eksikken Ergin Ataman'ın bu kadar Fenerbahçe'yi yenme konusunda zorlanmış olması Anadolu Efes için düşünülecek bir şey. Eksiklikler giderildiği zaman Fenerbahçe'de ben özellikle Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak iki maçın seyirci saha avantajıyla birlikte Fenerbahçe'nin lehine olacağını düşünüyorum. İki maçın ikisini de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. O rüzgarla da Anadolu Efes'in sahasında oynanacak serinin kaçıncı maçı oluyor? 3, 4. Şu anda 2 oynandı. 3. 2 de orada. 5. maçında maç. Bir işin biteceğini beş, düşünüyorum. 5, 6 görmez diyorsun. 6'yı bile görmez. 6'yı görmez 5'te bitirir diye düşünüyorum. 3'te 3 yapar diyorsun Fenerbahçe. Aynen. Ben de sanki yani o kadar mutlu oldum ki şimdi 4'e gittiğini duyunca. Ben 7. maça taşınır diyorum. Seri. Ya inşallah öyle olsun da yani basketbol abi, konuşalım tabii çok, yani. Çok keyif hani aldık ya. Kulaklıkla şununla bununla işte bence maçtan sonra. Bence kulaklıkta bir yanlışlık yok ya var mı? Hayır kulaklıktan neden tahrik taktığıyla alakalı tabii tahrik. Neden taktığıyla neden, alakalı. Ne yapsın adam küfür ediyorlar. Ergin Ataman da küfür ediyor. Onun da ağzına ağızlık mı takalım? Tamam o bir kere ediyor. Bir kere yani. Mi ediyor? Bir kere etti. Gördü, yani. Bir kere ettiğini gördük. Ya çıksın özür dilesin. Özür diledi zaten galiba. Özür dilemedi. Hiç özür dilemedi. Dilemedi mi? Çıksın ben de yaptım ama falan gibi bir şeydi. Filan dedi. Ama evet. Ben o kimseye yapmadım filan dedi. Ne o saçma sapan bir görüntü bu yani. Hani ne yapıyorsun burada? Ya o kulaklık bir de öyle bir kulaklık da değil yani. Hani bu kulaklık kulaklığın içine giriyor, kulağın içine giriyor da yani orada seni o kadar adam bağırsa duyarsın yani yine. Sonuna yani. Kadar açarsan. Ya ne sonuna kadar? Telefon bu en nihayetinde ya da müzik bilmem nesi en nihayetinde. Ne kadar yani? Bence anlamsız bir şey abi. Soldaki gerçek Obradoviç, yandaki de çakma Obradoviç. Ben dur yerli Obradoviç diyordum ama gerçekten çakma Obradoviç. Çünkü neden çakma Obradoviç biliyor musun? Sen şimdi... Çünkü adam bak şimdi benim için Ergin Ataman çok başarılı bir bir koç. Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı koçlardan bir tanesi. Geçmiş dönemlere baktığımızda ki başarıları elde edenler birçoğu kimse tanımıyor belki hatırlamıyor. Ergin Ataman bir efsanesi basketbolun. Ama kardeşim efsanesin de ya efsane gibi davran ya. Bak Obradoviç mesela kim niye Obradoviç'e niye bütün salon küfür etmiyor? Abi futbolda bana örneğini göster. Türkiye'de neyin bir örneğini tane göster. Ya şimdi bu adam mesela şimdi Ergin Ataman'ı eleştirelim tamam bence de bir sürü yanlışı var. Eleştirelim ama şurada ya kulaklık takıp müzik dinliyor diye de çakma Obradoviç demeyelim abi adama. Ben yani, bunun için söylemiyorum. Ben genel olduğu genel davranış tutum hal, davranış ve tutumları için söylüyorum. Genel hal ve davranışları sebebiyle sonra... Fatih Terim'e ne dersin mesela? 30 yılı var Fatih Hoca. Fatih Terim derim. Fatih Terim'i birisine benzetmeye gerek yok. Benzetmek açısından söylemiyorum. Yani şimdi Ergin Ataman'ın yaptıkları, basın açıklamaları, davranışlarıyla Fatih Terim'i mesela kıyasladığın zaman Fatih Terim'in de Ergin Ataman kadar en az 100 tane örneğini sayarsın kariyerinde. Yani evet. Olumsuz anlamda söylüyorum. Evet. Ama olumlular her zaman... Olumluları ne zaman yaptı? Olumsuzları ne zaman yaptı? Galatasaray teknik direktörü olduğu dönemde ya. Evet. Hocam Anadolu Efes'in koçusun. Bırak Fenerbahçe taraftarıyla Galatasaray üzerinden uğraşmayı. Bırak hocam. Ama o da arkasında taraftar desteği almaya çalışıyor. Yapma. Alma abi yapma yani. Amigoluk yapma. Bence orada yanlış yapıyor. Amigoluk yapıyorsun. Sonra çıkıyorsun diyorsun ki işte Türkiye Amigoluk... Basketbol Federasyonu salonlarda edilen küfürlere ceza kesmiyor diye ben de kulaklık taktım. O zaman mesela hani küfür ediyorlar diye kulaklık takıyorsun o zaman Fenerbahçe taraftarı da kendisine küfür edilmesin diye senin sana ağızlık mı taksın abi? Takmasın tabii. Ya anladın mı? Yok ki böyle bir şey yani. Hani bu anlamsız bir protesto. Sözüm ona maçın farklı bir yere gitmesini istiyor çünkü. Ergin Ataman bundan besleniyor. Muhteşem bir koçsun. Harika işler yaptın ama hocam bunlar senin uğraşacağın şeyler değil ya. Bırak hocam gül geç ya. Sana küfür mü ediyorlar? Gül geç daha da sinirlensinler yani. Ya mola alsana. Ergin Ataman mola alsana. Yüzünden dengesi kayboldu hocanın ya. Alsam mı almasam mı onlar dedi diye almasam mı onlar dedi alırsam şimdi ne derler falan gibi bir denge bozukluğu söz konusu. Gerek yok ki bunlara. Bu kadar eksik Fenerbahçe'yi sen uzatmalara zar zor götürüyorsun. O da Fenerbahçe'nin hatasıyla zar zor götürüyorsun. Bence konuşulması gereken şey bu kulaklıktan ziyade. Yani çok gereksiz tırmanan bir gerginlik söz konusu. Ve birçoğumuzun da bu hoşuna gidiyor. Ben buradayım ya basketbolda bu yoktu. Şimdi Ergin Ataman sayesinde basketbolda da böyle anlamsız bir gerginlik abi biraz oluyor. Bence eskiden bizim yani hep şunu söylüyorum. Ben basketbolla ilgili benim tespitim, yani herkesin gerçi genel tespiti bu. Futbol seyircisinin basketbol salonlarından uzak durması gerektiğini düşünüyorum ben. Eskiden basketbolun kendine özgü bir seyircisi vardı. Hala var. Azdı. Hala var tabii ki. Ama eskiden basketbol salonlarında bu kadar anormal küfürler edilmiyordu abi.
Yani protesto yine olacak. Tabii ki sporun içinde bu var. Ama yani hep birazdan maç başladığı andan maçın bitişine kadar da yani bir salonda çünkü bu bir de Gökhan. Yani insanın dengesini bozar. Yani bu kadar küfür. Yani biri sana şimdi düşünsene abi salona gittin 20 bin kişi var 15 bin kişi var. Gökhan Dinç birinci dakikadan itibaren senin ne yani şimdi girmeyin detaylara. Hani bütün değerlerine küfrettiklerini düşün abi. İnsanız ya bir noktadan sonra tamam doğru yapmaması lazım. Profesyonel olmak, profesyonel davranmak lazım. Ama bu da insani bir durum ya Gökhan. İnsani bir durum. Küfür ediyorlarsa sen de küfür et. Küfür etme tabii ki. Bak. Ne demek ki? Abi yani, sabredemezsin küfür ediyorlar ya. Diye sinirleniyoruz. Sabredemezsin küfür ama. Küfür edilmesinin ayıp olduğunu düşünüyoruz. Ama Ergin Ataman küfür edince ne yapsın abi adam bilmem ne. Yok abi öyle bir şey. Yok ama öyle abi bir bunun dünya. Önüne geçmek peki, için o zaman Volkan yap, ne yapsın? Yapmayalım mı? O zaman Volkan ne yapsın? Yok, o zaman Emre ne yapsın? Tamam onlar da abi herkes Fatih Terim ne yapsın? Bin tane sayarsın. Hasan Şaş ne yapsın dersin, o dersin, bu dersin. Evet abi. Ama ben şunu söylüyorum. Ama bak mesela söylediğin örneklerin karakterlerine bir bak. Fatih bayrak Hoca. Adamlar bunlar hep. Efendim? Bayrak adamlar. Bayrak adamlar ve bayrak söylemler, bayrak eylemler yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe taraftarına sen dönüp niye küfür edersin hocam? Tamam onlar da küfür etmesin. Eyvallah küfür kimse kimseye küfür etmesin de. Ne yapalım onlar küfür ediyor. Sen de profesyonel ol dön gül. Başka türlü bir reaksiyon ver. Ceza vermeyeceğiz mi abi? Kime? Yani Ergin Ataman'a küfredene, Obradoviç'e küfredene, Fenerbahçe taraftarına küfredene ceza vermeyecek miyiz? Vermiyoruz işte bak. Vermezsek nasıl önüne geçeceğiz bunun? Yani o zaman ben giderim. Yani hiçbir şey olmuyor diye. Bir arada Galatasaray'la Karşıyaka. Ya ben Galatasaray'la Karşıyaka arasında Abdi İpekçi'yle o zaman bizim Defne ufaktı. Böyle bir hani gitsin futbola gitmesin de basketbol seyircisine gitsin. Ya çocuğu ilk maça götürdüm. Karşıyaka Galatasaray maçı kan gövdeye götürdü. Salonu boşalttılar. Ya ilk maçı çocuğun ya. Hani bir de basketbol diyoruz yani. Yani abi bizim yani bu salondan filan artık uzak durmamız lazım. Yani hani zaten yıllardır konuşuyoruz abi futbol sahasında da küfür etmeyelim. Bak bu meşale hikayesini nasıl çözdük? Hepimiz çok beğenmiyor muyuz meşale tribünde yansın filan? Ama sağlıksız bir durum. Zaman bayağı bir aldı zamanımızı yani. Tamam aldı ama ya şu küfür meselesine de bir son verelim. Ya Ergin Ataman'ı sevmiyor olabilirsin abi. Islıkla hayır niye adamın en değerli varlıklarına küfür ediyorsun? Karısına küfür, anasına küfür, çocuğuna küfür. Ya bu ne arkadaş ya? Twitter gibi ya işte. Twitter gibi. Ya yazık günah değil mi abi? Ergin bu adam Ataman da Fenerbahçe taraftarının Gökhan'cığım bak, ben Ergin Ataman da Fenerbahçe taraftarının değerlerine küfür ediyor biliyorsun. Yani orada küfür edenlerin kutsal değerlerine küfür ediyor biliyorsun. Yani orada şey demiyor mesela Allah sizin belanızı versin demiyor mesela o da. Ya abi işte ya, ama şimdi bak, etki tepki durup dururken Ergin Ataman yani taraftara dönüp küfür etse tamam abi haklısın. Abi peki sen niye Twitter'dan sana küfür edenlere cevap abi, vermiyorsun? Abi vallahi bile bir noktadan sonra geliyor yani benim de burama ama geldi. Ama hiç vermedin ben de vermedim. Vermedim ama. Hani yani, diyorsun ya mesela bir salon insan küfür etse. Biz 360'daki yayın sırasında durum, buradaki Gökhan, yayında ya da Twitter'da bir tane tweet atıyoruz. Altına bir sürü ne anam kalıyor, ne bacım olmayan bacım kalıyor. Ne çocuğum kalıyor, ne karım kalıyor, ne teyzem kalıyor, ne bilmem ne. Şu anda yönetebiliyorsun bu durumu bak, şu anda. Evet ama ben yönetemediğin zamanlar da olabilir. Ergin Ataman'ın da yönetemediği abi ben yönetemediğim hiçbir zaman olmadı. Tamam Ergin Ataman gibi 20 bin kişi canlı canlı gözümün içine bakarak küfür etmedi. Onu diyorum. Ama ettiği zaman da oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneği, Beşiktaş Galatasaray maçı Ali Sami Yazarı'nda çıktım. Beşiktaş Galatasaray muhabirleri top oynuyorken maç yapıyorduk maçlardan önce. 20 bin Galatasaray taraftarı bana küfür etti mesela. Tamam, o şaşırdım ve döndüm işime baktım etti abi. Etti ama devam etmedi. Ya bir kere etti. Gökhan falan dedi geçti gitti. Ya bu adam nereye çıksa bu adamın adam biraz kendini sorgulayacak. Hani. Abicim sorgulasın. Biraz kendini sorgulayacak. Bak, Gökhan, peki bu iki resimde neden Ergin Ataman bu kadar tepki çekiyor da bu adama niye abi bu adamın da suratına tükürdüler ya. O tükürme bir tane attı bitti. Attı işte. Attı bitti. Ya onu ama anlatıyorum toplu ben. Toplu halde Obradoviç senin bilmem nerene bilmem ne yapayım diyorlar mı? Demiyorlar. Bu adama niye diyorlar abi? Birazcık da kendisini düşünsün ya. Abi tamam mesela, ya. Mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Hasan Şaş'a neden herkes tepkili? Neden Hasan Şaş'a herkes bir şey söylüyor? Peki bu gelen küfürü mübah hale getirir mi? Ya mübah gelmiyor da sen biraz kendine düşüneceksin abi. Ben bu hale nasıl getirdim bu insanları? Tamam abi kendine batır. Ama yani ben Fenerbahçe'nin önündeyken maçın bitimine 30 saniye kala mola aldım diye de bana böyle ana avrat küfür etmesinler abi. Öyle başladı hikaye. Mola alsana mola. İşte Efes'te daha önce şampiyon olduğunda o zaman Obradoviç falan da yok.
işte doping yaptı. Kavgalar çıktı ya. Yani insanlar birbirini dövdü abi, sporcular ona tekme, sahaya insanlar girdi filan. Çok anormal şeyler oldu bak, yani. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Abi hazmetmesini bileceğiz. Sorunumuz finaldeki, o. Finalde Ergin Ataman'ın rakibi Fenerbahçe değil de ne bileyim Bambit olsa, Beşiktaş olsa olmuyor işte. Bunların hiçbirisi olmuyor. Olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Galatasaray amigoluğu yapıp Fenerbahçe'ye, şimdi sen Fenerbahçe başkanına azmettirici dersen, sen de kimin silah sürüsün derler. Galatasaray'ın amigosu musun derler adama. Ben de diyorum, şu amigoluğu bırak hocam ya. Ya Fenerbahçe'yle uğraşmayı bırak ya. Abiciğim ben bunların hepsine hak veriyorum. %100 haklısın. Ben diyorum ki empati kur. Ben seni çok iyi tanıyorum. Sen çıktın. Anadolu Efes'in koçusun. Anadolu Efes'in koçusun. 15 bin kişi sana, hadi 15 demeyeyim, hepsini de dahil etmeyeyim, etmeyenler de vardır. Çok büyük bir kalabalık salonda sana, hı hı, birinci dakikadan 40. dakikaya kadar ağız alınmayacak küfürler ediyor. Ne yapacaksın abi? Ne yapayım söyleyeyim mi sana? Ne yapacaksın? Bir hakemi çağırırım hocam, şuna bir çözüm bul derim. Bulmuyor. İşte, bulmuyor çağırırım abi. Hakemi çağırırım hocam. Abi söylemez olur mu ya? Bunu denen böyle yaparım. Tarih işte. Bu da tarih. Bak bunu yaparım, alkış yaparım. Bu da tarih. Bunu yap abi ama küfür etme abi sen. Ya Gökhan bir kere küfür etmiş adam ya. Bir kere etmiş ya. Bir kere. Oyuncuyu döven Ergin Ataman. Kendi oyuncusunu döven ettiği, Ergin Ataman. Bunu da ettiği Euroleague finali ya, yanlış kendi, anlamadım. Kendi nasıl Euroleague finali? Euroleague finalinde tabii, etti. Oyuncuyu ne zaman dövdü? Abi bir de şöyle bir şey var. Ergin Hoca diyor ki bana 4 yıldır küfür ediliyor. Federasyon bunun hiçbir şekilde önlemini almıyor diyor. O yüzden ben kendi önlemimi alıp kulaklık takıyorum diyor. Yani küfür izin veriliyor demek istiyor yani. Kendisi de küfür ediyor. Ona ne yapacağız Doğuş? Ne yapacağız ona, ne yapacağız abi? Ya kendisi de küfür ediyor dediğim bir kere etmiş abi adam. İşte yani. Euroleague finalinde, Euroleague finalinde Türkiye'yi temsil ederken Fenerbahçe taraftarı yani kupayı kazan, Ergin Ataman başarılı olsa Türkiye bir Euroleague kupası kazanacak. Ben Fenerbahçe taraftarının ettiği küfrü normalleştirmiyorum. Tamam niye ceza almıyor abi Fenerbahçe taraftarı? Abi onu şeye soracaksın, FIBA'ya soracaksın. Abi zaten tartışma noktamız bu. FIBA'ya soracaksın. Türkiye Basketbol Federasyonu. Türkiye Basketbol Federasyonu nasıl cevap verecek, nasıl ceza verecek? Vermiyor burada verir abi. Burada verir. Vermiyor işte, burada vermiyor. Verir abi, burada verir. Ama FIBA'daki veremez ki abi organizasyon. Vermedi ya neler. Ya, o ya zaman, bu adam... Peki o adam, Ergin Ataman'a ne ceza verecek? Galatasaray'ın koçuyken polis bak, şapkası bilen taktı abi o salonda, yapma ya. Bir şeyi düzeltirken, bir şeyi düzelteceğiz derken her şeyi batırmayalım. Birine ceza gelecekse herkese ceza gelecek. Herkes. Gelmiyor işte. Gelmiyor. Ergin Ataman'a da gelmiyor. Ergin Ataman kendisine verilmeyen ceza için ne diyor peki? Bak şimdi ilan diyor ki 3 anons yapılması lazım. Son bir önceki maçta Ergin Ataman çok küfür. 2'de kalıyor mesela. Anons 2'de kalıyor belki abi. 2'de belki bitmiştir küfür, bilmiyorum ben. Abi. Belki 2'de küfür bitmiştir. Çünkü basketbol seyircisi 3. anonstan sonra... Abi basketbol salonun, seyircisi değil işte bu. Salonun boşaltılacağını futbol seyircisi de basketbol seyircisi de biliyor. Salonun boşaltı galiba 4. mi ne? İşte 3'ten sonra diyorum. 3. ceza alıyor. Hayır, 3. sonra. Ya bunun 3.sün var Gökhan'cığım ya. Ya o zaman bak, o zaman bu işi doğru yönetirsen Ergin Ataman bilmem ne filan küfür ederken düt diyeceksin abi, yap anonsu diyeceksin. 1. dakikada. Ergin Ataman mola alsana küfür mü? Değil. Evet. Ona itirazım yok benim. Orada çıldırdı zaten hocada. Hayır orada çıldırmıyor abi, hayır hayır. Hayır ben son bu, buradaki maçlarda diyorum. Küfürde çıldırdı. Final serisinde 1-1'lik 2 tane maçta. Hep mesela mola alsana bu mu tahrik? Buna hiçbir şey demem ben. Kızdırırsın, sinirlendirirsin abi teknik direktörü. Hiç itirazım yok buna. Ya bu yani niye Ergin Ataman sadece yere yatsana dedi ya. Yıllarca Abdullah Avcı'ya yere yatsana. Ne oldu Abdullah Avcı dönüp bir tane küfür etti mi? Etmedi. Ama yere yatsana dedi. Bu da yani eğer... Abi bir şey söyleyeceğim. Neden sadece bak ben şuradayım abi. Küfür kimse etmesin. Etmesin. Bak. Küfür kimse etmesin. Ya ben şimdi Ergin Ataman'ın ettiği küfrü savunuyor duruma düşmeyeyim ha, yanlış olmasın. Abi ben Ergin Ataman'ın... Ben bitiremiyorum ki cümleyi. Diyorum ki bak ben bir tane şey söylüyorum Haluk. Bir tane şey, ondan sonra sen altını açalım ve konuşalım, tartışalım. Benim söylediğim bir tane şey var abi. Ergin Ataman neden bütün ligde şimşekleri üzerine çeken, tepkileri üzerine çeken bir adam? Buna bir düşünün ya. Bunu bir düşünsün hoca yani. Sürekli Galatasaray amigoluğu. Ya git o zaman Galatasaray'da bedava çalış kardeşim. Çalış bedava. Madem Galatasaray'ı bu kadar seviyorsun. Git be Galatasaray'da çalış abi. Yani çok zor bir şey değil ki. Niye Galatasaray amigoluğu? Ya Fener Beşiktaş olunca konuşmuyorsun. Hiçbir şey yok. Gerginlik yok. Bir de arada bir aşağılama var. Ufaktan. Hani ben Beşiktaş'a hayatındaki en değerli şeyleri kazandırdım falan. Tamam eyvallah. Tamam abi. Ya tamam da kardeşim bir aşağılama var. Böyle bir şey yok yani hani. Tamam bir üstten konuşuyorsun eyvallah. Bizim Obradoviç'imizsin. Bak yerli Obradoviç'ti ama bu ne abi ya? Sana ne yapacağız hocam? Sen de küfür ediyorsun. Tamam kendine batırsın zaten. Batırmıyor işte, batırsın.
Ya abi şuradan kulaklık taktı diye nereye geldik ya? Adam küfür edilmesin. Kulaklık takıyor abi. Şimdi oraya da gidecek yine takacak. Duymak istemiyor. Ya sen duymak ister misin Gökhan? Sen bir salona giriyorsun. Sana ana, avrat, çoluk, çocuk bilmem ne gidiyorlar ya. Ya, kim ister? Ya biz Twitter'da artık buna buramıza geldi yani. Haluk, ya ne desen ister? Şimdi bu mesela Haluk, bu meseleyle ilgili küfür edilsin. Bak Haluk, bir şey söyleyeceğim. Kim ister küfür yemek? Ama ben şunu söylüyorum. Şimdi burada bir şey tartışıyoruz ya abi. Burada bir mesele tartışıyoruz değil mi biz? Abi şimdi sen Ergin Ataman'ın da kendine iğneyi batırması gerektiğini söylüyorsun ya mesela. Hayır, sanki tüpten çıkmış ak kaşık değil, değil Ergin Ataman. Hiçbiri değil. Ya şu bizim kendi aramızda tartıştığımız meselede bile insanlar şöyle yapacaklar bak. Aa Haluk Ergin'ci, Gökhan Fenerbahçe, Ali Koç taraftarcı, Fenerbahçeliler bana, Galatasaraylılar sana küfür. Ya bu ne abi, bu meseleleri konuşamayacak mıyız biz? İşte nereye geliyoruz biliyor musunuz? Ya bu meseleleri konuşamıyor olduğumuz için bak insanlar o kadar... ya bu sosyal medya hikayesi işleri o kadar saçma sapan bir yere getirdi ki. Yani adam kulaklık takmış, niye tahrik ediyorsun noktasına geliyoruz. Öbür taraftan adam tribüne bakmış, niye baktı tribüne? Adama 40 dakika boyunca küfredilmiş, ona dönünce Allah sizin bilmem ne yapsın. Ben 40 dakika boyunca küfür hiç hatırlamıyorum bu arada. Sen ağzında pelesenk ettin 40 dakika boyunca da 40 dakika değil o küfür. Kaç dakika? Ya ben öyle 40 dakikalık küfür hatırlamıyorum yani. Hiç ne final serisinde hatırlıyorum. 28 diyeyim hadi tamam. Ha, ben o kadar da hatırlamıyorum. Ne diyeyim abi yani. Hayır, adam, ben... Manyak mı abi bu adam kulaklıkla çıkıyor? Ya Allah Allah. Maç boyunca kulaklık mı taktı? Takmıyor canım maçta. Öncesinde. Demek ki öncesinde oluyor mevzu. Ya zaten sahaya salona gelirken sahaya çıkarken. Ya Gökhan bu adam polis diyor. Şapkası taktı ya Fenerbahçe salonunda. Ona bakarsan ben de ekmek arabasıyla çıktım abi. Ben de ekmek arabasıyla çıktım. Tamam, doğru mu yani bu çıktı. Ekmek arabasıyla çıkmak? Ya tamam doğru değil de Haluk'cum bunu şimdi bak. Sen mi yaptın Gökhan? Sen, tahrik mi ettin abi? Ben değil ama benim takım arkadaşım geri zekalı olduğu için tahrik etti rakip takım taraftarını. O taraftar da sahaya indi. O normal. Abi bak şimdi sen eğer tahrik edersen bunlar olur. Abi sen duymazdan geleceksin. Tahrik olmayalım abi. Tahrik mi olmayalım? Abi şu baksana salonda adam polis şapkası var ya. Bu polis şapkasıyla çıktı abi salondan. Bu ne polis? Etrafında ne? Polisler var filan. Efendim? Polis şapkası ne? Bu polis şapkası değil ki normal şapka. Arkasında polis yazıyor şurasında. Vardır fotoğraflar. Ben hatırlıyorum yani. Gökhan'cığım bak bu salon tükürük mükürük bilmem ne filan. Bu etraf hep polis kaynıyor bu adamın. Abi böyle bir dünya var mı ya? Ya burası bir spor müsabakası abi. Bak futbolda artık hani buna alıştık. Antrenmanlıyız. Koyduk cebimize dedik ki abi futbolda böyle oluyor. Ya bizi buraya sevk eden, şu güzelliğe sevk eden şey neydi abi? Seyirci gidecek kadın, çoluk, çocuk orada eğleniyorlar. Kim yener kim keyif alıyoruz. Oynanan oyun bize çok büyük keyif veriyor. Bu ne abi? Ya bu da Galatasaray tek koçu yıkan işte. Abi sen Fenerbahçe başkanına azmettirici dersen, Fenerbahçe taraftarına sürekli Twitter, sosyal medya üzerinden mesaj gönderirsen, Fenerbahçe camiasına sürekli mesaj gönderirsen, onların da bir şekilde bir reaksiyon, kötü bir reaksiyon, anlamsız, hiç yakışmıyor, rezil bir durum. Ama şimdi sen diyorsun etkiye tepki. O zaman Fenerbahçe taraftarınınki de etkiye tepki abi. Ya bunu bir şekilde sonlandırmak lazım. Bu şekilde sonlandırmak ben için... Ben orasındayım işte. Tamam, çözüm şu. Obradoviç... Gelecek Ergin Ataman bir basın toplantısı yapacak. Diyecek ki arkadaşlar ya basket ben artık Türk sporu etkilenmeye başlıyor bu gerginlik sebebiyle. Bak bir dakika ne söyleyeceğimi bilmiyorsun abi. Ha. Türk basketbolu etkileniyor. Bu gerginlik sebebiyle. Fenerbahçe camiasıyla benim aramda bir gerginlik olduğu gerçeği var evet. Ama ne olur basketbolun gelişimini engellememek için ben kendi adıma bütün Fenerbahçe camiasından bu zamana kadar attığım tweetler, yaptığım hamleler, yaptığım şeyler yüzünden özür diliyorum. Desin, Obradoviç gitsin, alsın Ergin Ataman'ı, salonun ortasına gelsin, alkışlatsın. Bitti ya. Alkışlar mı? Alkışlar. Alkışlamaz. Ya özür dilersen, ya sen ne yapıyorsun Fener? Terörist mi abi Fenerbahçe taraftarı? Abi yapma gözünü. Ya Fenerbahçe taraftarı terörist mi abi? Ya Gökhan öyle bir şey söyler miyim? Ben öyle bir şey söylemiyorum yani. Teröristle ne alakası? Ne özür diliyor, bitti abi iş. Özür dilediğin zaman bitti, bak İzlanda. Bitmiyor, bitmiyor. Bitti, bitiyor. İzlandalı bakan, bizim bakanımız gitti. İzlandalı bakan kırmızı beyaz bir döpyes giyerek, döpyes mi doğru mu bilmiyorum da. Yani beyaz bir şey içine de üstüne de kırmızı bir ceket giyerek harika bir fotoğraf. Hoş geldin. Kusura bakmayın böyle bir şey olmuş. Affedin. Eyvallah bitti. Bitmiyor. Yani bitti abi. Ergin Ataman bugün çıksın özür diliyorum Fenerbahçe'de. Ya daha önce de var bu özür dilemişliği var. İlan da mesaj atmış şimdi. Abi var diyor daha önce özür dilemiş. Ver abi özür dediğini o zaman. Ver deme abi sen de. Abi de ver deyip duruyorsunuz. Galatasaraylı'yı bırakın kardeşim ya. Ver o zaman getir buraya bana. Böyle atma şeyden. Bol keseden. Bol keseden.
Ver göster o zaman. Ver ekrana. Özür dilediğini söyle. Galatasaraylılıkla ne alakası var? Galatasaraylılık yapıyorsunuz. Anadolu'ya bak Ergin dün var ya. İran'da bir Anadolu Efes Galatasaray maçı seyrettim. Zannedersin Fenerbahçe. Ki, şey Anadolu Efes Fenerbahçe. Zannedersin ki Fenerbahçe Olympiakos. Ben böyle bir nefret görmedim ya. Lan Anadolu Efes'e bu. Onu tutuyor olabilir abi çocuk. Yani niye mesela burada bir yanlışlık görüyorsun ki abi? Abi yani şimdi Anadolu Efes'te Yunan takımı şimdi değil abi. Obradoviç'in söylediği şeyleri duysan var ya. Yani döversin ya. Bildiğin döversin ilanı yani. Obradoviç'le ilgili söylediği şeyleri. Neymiş onu biliyor musun? Neymiş biliyor musun? Kendi mağduriyetini yaratıyormuş. Obradoviç mi? Bak. Hangi mağduriyet? Bak. Hiç mağdur olmadık ya. Bak şimdi. Onu bırak. Bunu da defalarca görmüşler. Böyle bir şey de inanış da varmış basketbol camiasının içerisinde. Obradoviç kaybedeceğini anladığı maçlarda ki maç biliyorsun son basketle gitti. Son topta. Kaybedeceği anladığı maçlarda şey yapıyormuş. Kendini mağdur yapıyormuş. Bir sonraki maçta hakemleri etki altına almak için. Baba. Yaklaşıyor kendini şu anda ama. Yaklaşıyor. Ben sadece maç izledim diyor. Abartıyor diyor. Abartıyor mu? Söylediğini söylersen burada burası da kapanabilir. Benim yayın hayatım da bitebilir yani. Abi sen de böyle çirkin fanatik insanlarla maç seyretme abi. Gel evet ben abi. De seyret. Ben de evde seyrettim çok güzel. Ben zaten onu zaten ya sen. Beni aradı. Aa dur onu. Devrede beni aradı. Abi ne oluyor bu? Anadolu Efes niye böyle filan? Ne oluyor filan dedim ki. İlan dedim. Yani dışarıdan sayı bulamadı Anadolu Efes. Böyle oldu filan dedim. Fenerbahçe çok iyi savunma yapıyor filan dedim. Abi olmaz ya böyle filan dedi. Bir şey olması lazım. Ruh hastası işte. Ya, tam bir ruh hastası. Evet, haklısın bak şimdi beni aradı aklıma geldi. Devre arası. Seni aramasa benim anlattığımla inanmıyorsun. Ay, ama güçlendirdi. Ha. Ama şimdi kendini savunuyor bir taraftan da o yüzden. Ben sadece maç seyrettim abi diyor. Ha, maç seyretti. Nasıl seyrettiğini ağzında salyalar akıyordu ağzında. Ya mağduriyet mi? Obradoviç'te. Sen de bunu ciddiye almışsın abi. Bizim İlan'ın ciddiye alınacağı tek bir mesele var. Avrupa futbolu. Yani ona da ciddiye Sarri, Monchi filan oralardan filan. Onu da ciddiye almayacağım. Çünkü bu bakış açısıyla objektif bakamaz yani. Ama oralarda bakabiliyor işte. Yok bakamaz. O da Sarri'ye de objektif bakamıyor. Bakamıyor abi Sarri mesela. Yani bildiğin ruh hastası bir arkadaş. Peki abi güzel. Son haberi ilk haber olarak konuştuk. Ya burada aslında yine bak o kadar üzüntü verici bir durum ki. Şahane bir maç oldu. 86-86 son top uzatma. Yani müthiş bir performans. Geri dönüş var abi. Geri dönüş 15-16 sayıya geri düştü. Yani ilk defa maçın 4. periyodunda öne geçti falan böyle içinde bir sürü hikayesi var maçın. Yani maalesef biz Ergin Ataman Fenerbahçe taraftarı gerginliğini konuşuyoruz. Ya adam kulaklıkla çıkıyor. Ha dersen ki bunun önüne geçiyor işte bu yaptığı şey. Orada %100 haklısın. Ama ne yapsın abi adam? Bana da bir formül bulmaya çalışıyor kendi içinde. Tamam canım. Yani ben bir şey, ben bu arada kulaklıkla takıp tahrik etti demiyorum ki. Ben genel değerlendirme yapıyorum. Ya benim söylediğim şeyler böyle anlaşılmaz. Abi adamlar Fenerbahçe taraftarı o kadar antipatik ki. Dün mesela maç biter bitmez şöyle yapıyor filan. Ben sosyal medyaya baktım. Aa şerefsizsin. Böyle tahrik mi edilir filan. Ne yapacak? Sevinmeyecek mi abi adam? Maçı kazandı yani böyle sosyal mi? Sosyal medyaya ne bakıyorsun abi? Abi tamam. Sosyal medyaya niye bakıyorsun dediğin yer tribünde işte adam. Haluk'cum sosyal medyaya yansıması bakma. Yansıması oraya. Sosyal medyaya bakıyorsan savaş çıkıyordu İzlanda ile aramızda neredeyse. Neredeyse çıkartıyorlardı yalnız. Yani bir de orada bir de o bölgenin işte Norveç, İsveç, Grönland falan filan bilmem ne neresiyse artık orası. Öyle bir gerçekten savaş çıkıyor. Birisine nota verirsen hepsine birden. Adam gidiyor. Belçikalı çıktı abi. Biz İzlanda ırkçı, mırkçı öyle dedik. Bize bunu nasıl yaparsınız filan. Adam kardeşini tebrik eder misin? Tebrik ederim. Belki İzlandalı bile değil dedi bana. Hayır bir de ondan da korktuk biliyorsun. Burada söylerken de korktuk derken kimseden korkumuz yok da. Hani insanın öyle bir noktaya getiriyorlar ki. Hani sen bunu böyle bir ya abartmayalım dediğin zaman da sen nasıl Türksün kardeşim filan oluyor yani. Anladın mı? Senin ya adam Türklüğünü sorgulamaya başlıyor yani. Dikkat et düşersin. O kadar geldin mi? Evet. Ya adam düşünsene o kadar kendi. Ya dün diyorum ki mesela bazen Hakan Çağlaroğlu ile ilgili bir tweet attı. Altı okunanlar var ya işler acısı ya. Ya Gökhan. Yani gerçekten işler acısı. Ne hani attın o kadar attın. Basit ben bir matematik. Ben sana söyleyeyim mi ne attığını? Şuna onuna bakmıyorum da. Basit bir matematiği var. Bak. Yani Milan'da nasıl oynuyor filan dedim yani. Hani bırak Türk Milan 90 dakika nasıl kaldı? Hayat bazen insanlara çok cömert davranıyor dedim. Altına senin neyin var ki lan filan. Ya tamam kardeşim bana da cömert davranmış demek ki ya. Yani sana da cömert davranmamış mı? Tamam bana da davranmış abi. Hakan Çağlaroğlu'na da davranmış yani. Hani altına ya ilkokul 3 seviyesi ya. Bizim Defne bizim mezun oldu. Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Başarılı bir İnşallah 5. sınıfa başlayacak. Abi Defne ile otur konuş. Bak Defne söylemez onu ya. Ben çünkü anlıyorum ha. Benim iki bak
Z jenerasyonu diyoruz ya, bizim Defne Z jenerasyonu değil mi? Abi Z jenerasyonu, Ozan ne jenerasyonu? Hayır bir dakika, Ozan da Z jenerasyonu. La arasında 10 yaş var. Tamam o, ama ne yapacağız abi? 2 yaşta bir şey mi? A'ya mı döneceğiz yani? E peki şey değiştirdin ya. İlan Y jenerasyonu. Ya benim Şevval'de Y jenerasyonu. Hayır Defne'den bahsediyorum. Büyükten değil, küçükten bahsediyorum. Tamam yavrucuğum. Sağ ol. Yani karıştırıyor bazen insanlar da. Hayır ben karıştırmıyorum sağ ol. Defne ile İlan arasında kaç yaş fark var? 20 yaş. O, yani 20 yaş yok da işte bir 17-18 yaş var. Bak ablasıyla da arasında 10 yaş var. Bence o da Y jenerasyonu ablası. E tamam 10, diyorum yani, işte burada da 10 yaş var. Sen Ozan'a da Z diyorsun. Hayır Z şunun için yani söylüyorum. Ne jenerasyon? Y, Z hayır, bırak bu işleri. Yani. Yeni jenerasyon. Neyse abi bir yeni jenerasyon. Tamam yeni jenerasyonda. Son sürüm. Son abi, sürüm diyebilirim. İkisi arasındaki yaklaşımı çok iyi bildiğim için Şevval'le Defne arasında. Bana yazılan sosyal medya cevaplarından anlıyorum. Ya hangisinin hangi yaş grubunda olduğunu anlıyorum. Ya bazen mesela ama sinirleniyoruz ya. Bak samimiyetle söylüyorum 12 yaşında ya. Ya bundan ben sana söyledim, yıllar önce bak 360'ta bir tane tweet attılar. Ya da bir yok Instagram'da bir şey yazmışlardı. Hakaret mi küfür mü? Ben sen sinirlendin. Çok sinirleniyorum abi. Bak sen sinirlendin. Dedim ki sakin ol. Profile gir bak. Minimum maksimum 12 yaşındadır dedim. Aynen. Ve bilmem ne taraftarıdır dedim. Aynen. Baktın harbiden haklıymışsın dedin. Ya dolayısıyla bak şimdi bir şey atıyorsan tweet'te. Söylemeye çalıştığım şey benim. Bak, ben başka bir şey söylüyorum. Sosyal medyada medyayı kullanırken ya da basın toplantısı yaparken eğer ki söylediğin şeye verilecek reaksiyona da bir reaksiyon vereceksen onu söyleme. Ya da yazma. Ben ondan bahsetmiyorum ya. Bir reaksiyon vermek açısından bahsetmiyorum. Yani çok fazla misyon yüklememek lazım. Onu anlatıyorum. Zaten biz öyleyiz. Yani biz zaten çok fazla misyon yüklemiyoruz. Ha bazen çok aklı başında eleştiriler geliyor. Zaten bak samimiyetle söylüyorum. Benim Twitter kullanmamın tek sebebi o. Bazen o kadar ayakları yere basan analizler görüyorum. O kadar az ki ama. Çok az evet ama çok onun için değer diyorum. Ya ben sadece abi, bak, sosyal medyayı ben kendi adıma söyleyeyim. Gökhan Dinç olarak Twitter hesabımın aktif bir ara kapattım biliyorsun. Aynen. Kapattık ikimiz de kapattık. Baktık olmuyor. Olmamasının sebebi şu çünkü biz sürekli yayın yapan insanlarız. Oradan bir anons yapmak lazım, bilmem ne yapmak lazım. Bir anonstan ziyade mesela bazen öyle şeyler lazım oluyor ki söylemediğimiz bir şey bizim ağzımızdan. Bir ikincisi o. Evet, hani, ikincisi Gökhan Dinç iki nokta üst üste işte Haluk Allah senin belanı versin Fenerbahçe şike yapmıştır filan gibi bir şey yazıyor mesela. O başka bir noktaya götürüyor. Aynen, bir de öyle oradan linç yiyorsun mesela. Ben abi linç yemek filan değil. İnsanlar birbirine saygılı olsunlar. Ben hayatım boyunca Twitter'dan kimseye küfretmedim abi. Kimseye etmedim. Bana da etmesinler abi. Eleştir abi. Yani geldiğimiz nokta işte Ergin Ataman, Fatih Terim, Obradoviç, siyaset bak Cumhurbaşkanı, işte Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu. Hayır şu anlamda söylüyorum. Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım olmak bu ülkede o kadar zor ki Gökhan artık. Ya adam çünkü oturuyor. Herkesin bir görüşü var. Futbol görüşü var, siyasi görüşü var. Her şeyin bir bakış açısı var. Ve o kadar keskin ki kimse esnek değil. Yani adam diyor ki Fenerbahçeli ise Galatasaray ağzıyla kuş tutsa bak ağzıyla kuş tutsa Fatih Terim. Bravo hocam demiyor. Ergin Ataman ağzıyla kuş tutsa çıksa dese ki ya ben özür diliyorum. Aziz Yıldırım'dan da özür diliyorum. Obradoviç'ten de Fenerbahçe taraftarından da Ali Koç'tan da özür diliyorum dese yine ana avrat küfür. Yok diyor. Etmez. Bak %100. Etmez. Gökhan'cım %100 diyorum etmezler. Ya. Ya yaşandı ya daha önce etmezler, bir sürü şey yaşandı. Etmezler. Bence etmezler. Ya nasıl etmezler? Bence etmezler. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Ediyorlar abi ediyor. Fenerbahçe değil ki mesele. Herkes için geçerli bu ya. Bence etmezler yani. Ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Ben her yerde olduğu gibi yine samimiyetsizlik ya. Başka hiçbir şey yok. Bizim tek derdimiz samimiyetsizlik abi. Abi herkes kendinden yontuyor mesela. Bak samimiyetsizliğimize bir örnek. Fransa maçında Fransa'nın İstiklal Marşı'nı, Fransa'nın Milli Marşı'nı daha doğrusu. Milli Marşı'nı ıslıklarız. Şanzelize'de o büyük meşhur takın önünde ana avrat küfür ederek Fransızlara seviniriz. Bunda bir şey yok. Irkçılık olmuyor. Ama adamlar bizim istiklal mi? Bize kaptanımıza fırça uzattığı zaman vay faşistler, vay hayvanlar, irkçılık vay bu ırkçılık falan diyoruz. Lan nerede samimiyetimiz? Sen anasına bacısına küfür ediyorsun herifin şansı. Adamın ulusal marşını ıslıklıyorsun. Ulusal marşını ıslıklıyorsun. Seninkini ıslıklayınca yakıyorsun ortalığı.
Yapma abi samimi. Bak bizim derdimiz bu. Bizim olayımız samimiyetsizlik. Çok güzel geldim. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim olayımız samimiyetsizlik. Ergin Ataman bana küfür ediyorlar. Ben de küfür edeyim. Biz de Fenerbahçe taraftarı. Ergin Ataman bana küfür etti. Ben daha da küfür edeyim. Yok abi böyle bir şey. Empati duygusu. Sana yapılınca vay yandı gülüm keten elva. Ondan sonra sen yapınca hiçbir problem yok. Lan Şanzelize'de sevinirken ana avrat küfür ettik biz Fransızlara ya. Ya Şanzelize'de küfür et sen. Fransa Türkiye'yi yendi diyelim. Konya'da. Döndüler adamlar gece. Taksim Meydanı'na gittiler. Viva France, viva France dese var ya adam ölürler. Elisiler öldü işte. Bak ölür. 10 tane Fransız 10 tane leş olur orada. Öldürdük. Bak 10 tane ölürler yani. Biz İngilizleri öldürdük işte. Bak cenazeyi kaldırırlar oradan yani. Sen yapınca Şanzelize Meydanı'nda adamlar ne oluyor abi? Ne ama yapıyor bunlar diyor. Sorsan mesela onlar şimdi filan diyor. Onlar umurunda değil ki abi. Fransa Dünya Kupası almış bilmem ne. Hayır abi. Dünya Kupası. Sen zannediyorsun ki Fransızların Türkiye'ye 2-0 kaybettik filan. Umursamıyor bile abi. Abi ben bizim gibi yaşamıyorlar çünkü. Abi. Tamam. Biz Fransa'yı yenince dünya şampiyonu olmuş gibi bak medyamızda da bu var. Şenol Güneş'i en tepeye koyuyoruz. 3 gün sonra İzlanda'ya kaybediyor. Allah belanı versin Şenol Güneş diyoruz. Öyle bir şey demedik. Bizim ya. İçin demiyorum. Ay dedik mi? Var mı sosyal medyada falan? Ya neler var abi? Senin çıkaracağın kadroya da sana da abi. Ya dur daha 3 gün önce bu adam Fransa'yı yendi ya. Ya 3 gün önce Merih Demiral'ların heykeli dikiyorduk. Ya bu çocuklarla olmaz diyen var abi şu anda. Ya böyle bir dünya olamaz ya. Yani sosyal medya üzerinden konuşuyorum. Medya eleştirisi değil bu. Yani böyle bir dünya olamaz abi. Ve bu, abicim bak. Şimdi bak. Mesela benim az önce söylediğim şeyi kesip paylaşsınlar. Linç'in kralını yerim ben biliyor musun? Bak Linç'in kralını yerim. Sen ne biçim Türksün? Sen Türk değilsin ki. Bir de mesela sen Türk değilsin. O Türk. Yani yazan senden çok büyük Türk. Sen Galatasaraylı değilsin. O senden daha büyük Galatasaraylı. Sen Fenerbahçeli olamazsın. O çünkü Fenerbahçe onun. Sen Beşiktaşlı hiç olamazsın. Beşiktaş çünkü abicim çarşının takımı ya. Yani anladın mı? Böyle bir dünya yok ya. Yani bunun önü ne? Bak samimiyetle söylüyorum. Bugün empati kurmak lazım abi. Yarın öbür gün senin gelip buralarda bu koltuklarda ya da siyasette olmayacağının garantisi yok. Ya bugün sallıyorsun ya. Gökhan diyor Allah seni Şenol Güneş senin yapacağın işin. Lan Hakan ben de mesela Hakan Çağlanoğlu'na salladım ya. Hakan Çağlanoğlu bilmem ne filan. Ozan Tufan sen adam değilsin. Güzel abi bunların hiçbirisi adam değil. Bunlar 3 gün önce heykeli dikiyordun evin bahçesine. Samimiyet. Onlar küfür edince vay 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 yakıyoruz ortalığı. Sen bir de yanlışlıkla birine bir işi söyledim ben. Sen benimle nasıl konuşuyorsun dedi. Ya bir önceki de ana avrat küfretmişsin bana. Hani o sana yapıyor. Sen ona söyleyemiyorsun. Söyleyemezsin yani. Onun dokunulmazlığı var. Verecek o sana bir istediği gibi söylüyor. İstediği gibi konuşuyor. Neyse abi bu. Yani bu ülkede samimiyetle söylüyorum. Bu sosyal medya işine bir el atılması lazım. Ya, bir ara ben bir tweet gördüm. Çocuklar biliyordur. Çok pardon. Çocuklar biliyorsa rejidekiler söylesinler. Galiba telefon doğrulatması gibi bir şey geliyor Twitter'a. Doğru abi mu? İnşallah ya. Geliyor mu çocuklar? Var mı bilmiyoruz. Doğuş bilir bizim onu. Doğuş. Abi şöyle bir şey var. Hani bu bazı tweetleri göremiyoruz bu ara. Hani belki dikkatinizi çekmiştir. Bu tweet kullanım dışıdır filan diyor. Evet, benimkinin yarısını göremiyorum telefonunu ben. Telefonunu doğrulatmayanların sanırım öyle bir şey olacak. Yani bir filtreden geçirmek için. Oğlum ben bir şey söyleyeyim mi? Ben de diyorum ki acaba ben bunu engellemiş miyim diyorum. Yarısını göremiyorum ben. Yarısını mı? Ben de yarısı telefon yok. Telefon doğrulatmak ben %10 gerekiyor. Falan görüyorum. Efendim? Sanırım. Telefon doğrulatmayanlar %100 olarak kullanamayacak Twitter'ı. Aynen çok güzel abi. Öyle görünüyor. Buna bir sistem gelmiş abi. Harika. Ben telefonla doğrulattığın zaman. Mavi tik var bende ama. Telefonla doğrulattığın zaman çünkü bulabilirim ben artık. Bana evet. Ana avrat küfreden adam. Tweet kullanım dışı gel. Vay be. Güzel. İyi güzel. Adam Jack. Ben de diyorum ki abi yalnız. Bak çok ya gerçekten çok güzel. Yani alta bir şey atılmıyor yani. Böyle hani okumuyorum şey. Küfür gel. Yani küfür çok bariz küfür görmüyorum. Ben stratejiyi değiştirdim. Ya. Daha önce sana diyordum ya abi engelleme boş ver fikridir filan. Ne engelleme bas engeli abi. Ben de basıyorum artık. Bas abi ben Instagram'dan da yani mesela benim şimdi bak. Benim küçük beyinliyle bana hakaret etmeye çalışan herkesi yani küçük beyinli deme olsa, de. Küçük beyinli bence. Küçük yani beyinli. Beyni de, küçük. Küçük yani beyinli Şenol Güneş dedi ya İzlandalılara kafaları küçük. Bunların kafaları küçük yani. Ha kafa küçük de beyin küçük deme yani. IQ'su küçük. Ha IQ'su küçük. Yani bay beynini beyin kötü kullanıyor. Beyin küçük olmaz çünkü. Ha, beyin, yani fiziksel olarak da olmaz. Kafa ne kadarsa beyin de o kadar. Doğru. Yani. IQ'su düşük. IQ'su düşük. Zekası düşük. Geri zekalı. Yani buradan Allah'ın belası falan filan.
Ya, ama ben şu Twitter işini bak bakayım ben şimdi. Twitter'a nereden geldik? Şu çocuktan geldik abi. Ha, versene çocuğu. Belçikalı çocuğu versene Belçikalı. İkinci bölümde konuşalım milli takımı. Milli takımı konuşamadık. Ver bakalım. Sana fırça uzatan arkadaşı bulduk. Kendisinin sana bir mesajı var. Özür dilerim kapten. Özrünü diledi kapten. Formayı da giydirdik yani. En büyük Türkiye. Mikrofon olarak kullandım ben bunu diyor. Yani hiçbir ırkçı davranışta bulunmak istemedim. Bu yüzden Türk halkından özür diliyorum diyor kendisi. Kendisi de burada zaten. Yani bizi de kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Voilà. Bonjour les gars. Encore désolé vraiment. C'était de l'humour. La brosse, c'était pour l'utiliser comme micro. Et est loin d'un acte raciste ou provocateur. Vraiment, l'équipe turque, c'est une grande équipe. Elle a battu la France. La France, une équipe qui a battu la Belgique. Donc moi, je dis franchement, vive la Turquie et come on Turquia. Incroyable. Voilà, arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu sonlandırıyoruz. Anladık biz de. Yani ne dediğini anladık. Rasizmo, France, République. Geldiğimiz noktaya bak ya. Provokasyon falan. Tamam abi ne dedi abi? Çocukları tebrik edelim önce. Bir gitmişler bulmuşlar. Formayı giydirmişler. Yani bulduk. Ben de acaba arkadaşlarımı... Arabayla götürüyorlar. Nereye götürüyorlar abi? Sen söyleyince hani ben arkadaşları deyince sen dedin ki yok öyle değil falan dedim. Bulmuşlar çocukları. Ben ikna oldum. Bu çocuğu bulmuş bizim oradaki aslan cengaver parçaları. Aslan parçaları bulmuşlar onu. Abi bir şey söyleyeceğim. Buna çocuğa da... Bu ne abi? Evet abi. Bu içinde kullanım dışı değil işte. Baksana bunlar, abi. Bak. Evet. Baksana işte. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar işte hepsi troll hesaplar. Musun? Fake hesaplar bunlar. Ya fake olmasa da... Herkes fake'ten küfrediyor işte. Ha. Fake olmasa fake, da demek ki... Abi bir de bot hesaplar falan oluyor ya çok. Tamam, bot hem onların da önüne geçmek hem de çok şikayet alan hesaplar da tabii bu şekilde görünebiliyor. Ha. Tabii. Küfür edenleri şikayet etmek lazım özetle. Ben kimseye şikayet etmedim de. Abi bir benim telefona bir yaklaşır mısın Allah aşkına? Telefona bir yaklaşır mısın? Bak şimdi. Görüyor musunuz? Tweet kullanım dışı. Bak devam ediyor böyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya birazcık daha sizden istirham edeceğim. Kullanım dışı olanlar atmasın. Görünmüyor ya. Önce arkadaşlar geçmiş olsun size. Tamam mı? Abicim şu... Geçmiş olsun hiçbirinizi görmüyorum. Çocuk... Aslanlar gibiyim. Abi, oh şu... rahatım abi. Oh. Çocuk tuvalet fırçası yönetti diye iki ülke krize girdi ya. İki ülke tabii. Savaşa gidiyordu yani şu çocuk. Bir de çocuk abi. Mesela bu çocuklara da mesela şey madalya falan verilebilir. Ya güzel onların güzel ne yapıyorsun birader filan demişler. O bir, ona bir kulağını çekmişler abi, onu. Kulağını niye çekiyorsun çekmişler, abi ya? Çekmişler. Ya böyle kardeşim Türk milli takımın kaptanına da bunu yapma demişler. Şimdi o da sütten çıkmış sen ak kaşık değil yani. Arkadaşı dedin arabaya atmışlar çocuğu. Çocuğu arabaya atmışlar. Etraf, çocuk bir de bir tane daha video var. Çocuk bankta oturuyor etrafında 6 tane Türk var abi. Ben böyle öpüyor abi herif şeyi. Yani bayrağı öpüyor falan. Yani. Güzel ders olsun abi biraz korksun. O da her yerde yapmasın abi bu işleri. Bak yaptığında hiçbir anormallik yok yine söylüyorum. Adam mavra yapıyor abi. Bir tane mikrofon niyetine kullanıyor. Ya çekiyor mekiyor. Kendi çapında eğleniyor herif. Hayır bir de gazeteci değil. Herif eğleniyor de. Değil. Adam o kadar yani o kadar kendiyle eğleniyor ki kendisi de fırçaya evet, konuşuyor fırça abi. Evet fırça kendine böyle anons tutuyor. Anons yapıyor bile. Ya bildiğin çocukla bu. Hayır o diyor ki işte. Bir de bulduk diyor. Neyi buldun lan sen MİT ajanı mısın? Nesin bizim, yani? Bizim gazetecileri görmüş ya orada. Bildiğin istihbarat bulduk. Vay be kaptan. Ama adam da bizim gazetecileri görmüş ya anons yapıyorlar falan. Oradan esinlenmiş bu da. Abi işin enteresan yanı o şey niye orada abi? Tuvalet fırçası ya da şey lavabo fırçası niye adamın çantasında? Ben onu anlayamadım. Her şeyi anlıyorum onu anlayamıyorum. Abi belki herif... Dişlerini fırçalıyordur onunla diyorsun. Yani belki herif... Çocuk şimdi... yakında bizim Türkiye'de dizilerde bizlerde oynar bak yaz bunu bir kenara. Türkiye'de bir iş yapar bu çocuk. Türkiye'de iş yapamaz mı? Yapar yapar. Şey... Abicim özür diledi formayı öptü falan. Ben olsam mesela ben olsam... İzlanda'daki şey Belçika'daki bir Türk markası vardı ya mesela şimdi marka vermeyeyim. Sucuk var mesela çok bayılırım ben. Muhteşem bir sucuğu vardır Almanya'da özellikle. Çocuk bu işten ekmek yarar. Mesela oradaki reklamlarda oynatabilirsin onu. Türk sucuğu. Türk. Yaşasın Türk. Kaptan. Kaptan Emre sana kaptan, da yolluyorum filan. Kaptan özür dilerim. Kaptan. Kaptan özür Emre'ye dilerim. Emre'ye de yolluyorum filan. Emre sana sucuk sana yolluyorum. Sana özür hediyesi filan. Ya olur abi. Hadi ikinci bölüme geçelim. Hadi bakalım reklam.